filan da var. İşte bugün dağıtılan, halka dağıtılan silah kasalarından sembolleri çıkıyor. Söylemlerinde var. Anti-Rusçuluk dozu çok yüksek bir milliyetçi söylem kullanıyorlar. Kim bu Ukraynalı Naziler? Putin bunun üstüne neden özellikle basa basa vurguluyor ve isteklerinden bir tanesi bu? Yani 3 madde talep ediyor Ukrayna'dan, bir tanesi bu. Bir tanesinin içeriğinde bu var. Bize biraz Ukrayna'nın Naziler denilen şeyi anlatır mısınız? Şimdi şöyle, ben Ukrayna özelinde Ukrayna'nın iç siyasetinin uzmanı değilim. Dolayısıyla hani bu konuda çok detaylı bir analiz yapma şeyim yok, bilgim yok, ama şunu söylemek mümkün. Şimdi Putin böyle bir işgale kalkıştığı zaman bunu bir meşrulaştırmak zorunda dünya kamuoyu. Ve bununla ilgili iki önemli argüman kullandı. Birinci argümanı, orada yaşayan Rusça konuşan topluma soykırım yapıldığını söyledi. Çünkü eğer bir ülke vatandaşının bir bölümüne soykırım yapıyorsa, soykırım yapmaya başlamışsa, o zaman dışarıdan müdahale meşrulaşabiliyor. İkincisi ise Ukrayna'da Nazilerin olduğu, Nazi yanlısı grupların olduğu. Şimdi bu argümanlar bence yani Irak'ta kimyasal silahlar vardı, kitle imha silahları vardı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri olarak biz oraya müdahale etmek zorundaydık, işgal etmek zorundaydık. Argümanı ne kadar gerçekçi ve inandırıcıysa Putin'in kullandığı argümanlar da bu kadar gerçekçi. Bence hiçbir gerçekçiliği yok bunların. Nazi gruplar, Nazi yanlısı gruplar vardı Ukrayna'da. Bunların kısmi etkileri de olabilir. Ama yani topyekun bir ülkeyi içeride, hani bugün aşırı sağ hangi ülkede yok Avrupa'da baktığınızda? O zaman Almanya'da Fransa'yı işgal etsin, Le Pen var diye. İşte İtalya'da Avusturya aşırı sağını bahane edip Avusturya'yı işgal etsin. Yani böyle bir mantık olabilir mi 21. yüzyılda? Bunun inandırıcılığı yok. İnandırıcılığı yok ki zaten. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararda Rusya büyük bir yalnızlık yaşadı. Ha, şunu söylemek, şunu yatsamıyor tabii. Yani işte biz Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı çok önemli bir hafıza Rus toplumunda. Çünkü şöyle bir özelliği var. Biz yaşamadığımız için bu savaşı bilmiyoruz. Bizim toplumsal hafızamızda İkinci Dünya Savaşı yok. Ancak Rus, Sovyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı'nda 23 milyon vatandaşını kaybetti. 23 milyon, bakın yani 23 milyon. Yani gözünüzün önüne tahayyül edilemeyecek büyüklükte bir sayı. Sadece Berlin'i alabilmek için 400 milyon insan kaybettiler. Dolayısıyla yani ciddi anlamda bu Nazi yanlısı gruplara karşı bir doğal bir tarihsel bir alerji var Rusya'da. Hani bunu yatsımamak gerekiyor. Çünkü tarihlerinde var. Üstüne üstlük şunu da şey yapmamak lazım. Bu ülke tarihinde iki kere Batı'dan işgal edildi. Bir tanesi Napolyon döneminde, ikincisi Hitler döneminde ki, değil mi? Yani dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri Savaş ve Barış, iki cilt halinde detaylıca bu Napolyon'un işgalini anlatır. Yani toplumsal hafızasında Batı'dan bir işgal tehdidi var Rusya'nın. Ve bu gibi donelerde, bu Nazi yanlısı gruplarda bunu bu vehmini çoğaltıyor. Üstüne üstlük şunu da söylemek lazım. Biden'ın Amerika'da iktidara gelişiyle, yani bakın büyük güçler güvenlikleri konusunda paranoyiklerdir. Yani özellikle de bu güvenliklerinden aldıkları vehim başka bir büyük güç yakınlarına geldiği zaman daha da artar. Şimdi geçtiğimiz Biden iktidara gelişiyle birlikte Ukrayna konusunda Rusya ciddi ciddi endişe duymaya başladı. Geçtiğimiz yaz Karadeniz'de bir İngiliz savaş gemisi HMS Defender Kırım karasularından geçtiğinde 20 Rus savaş uçağı ve 2 Rus savaş gemisinin 100 metreye kadar yaklaştığını biliyoruz. Yani Batı da bu vehmini, bu endişesini sonuna kadar Rusya'nın köpürttü. Ama tabii yine tekrar etmek zorundayım. Bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini hiçbir şekilde meşrulaştırmaz. Yani böyle bir oyuna düşmeyeceksiniz büyük güçseniz. Bunu söylemek istiyorum.
Peki aynı yani şimdi işte bu Putin'in Ukrayna'da neonaziler ön planda meselesi çok tartışılıyor. Diğer taraftan Çeçen savaşçılar meselesi. Şimdi Behlül Özkan bir taraftan da İslamcı radikal ya da radikal dinci örgütler konusunda, cihatçı örgütler konusunda çalışan bir akademisyen. Rusya'nın Çeçenlerle olan işbirliği ve bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani bir kere daha Suriye ya da Afganistan ya da Irak'ta gördüğümüz bu tip bir gecede değiştirebilen savaşları. Evet duruşunu bir seferde değiş. Yani akşamleyin yattığında cihatçı bir bakmışım bu örgütteyken diğer gün bu örgüte geçmiş elverişli kullanışlı bu tip vesayetçi Barış'ın iyi hatırlattığı gibi grupları kullanma eğiliminde mi? Bunun gidişatı nasıl olur? Ukrayna'yı bir başka bataklığa çevirir mi? Biraz zor tabii Avrupa Birliği'nin koyduğu ve Amerika'nın koyduğu ağırlığa bakabilirsiniz ama yine de nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir nokta benim aklıma geliyor. 2011 yılında Suriye'de çatışmalar başladığında ben o zaman El Cezire içindeydim ve 2,5 yıl El Cezire içinde Suriye'deki iç savaşı izleme ve takip etme fırsatım oldu. Siz de deneyimli bir gazetecisiniz. O dönemi çok yakından hatırlarsınız. O dönem dünya basınında özellikle Batı basınında ama El Cezire'nin kendisinde de böyle bir rüzgar esiyordu. Yani Esad devrilecek çok büyük bir yoğun medya propagandası, bombardımanı vardı. İşte sürekli ben herhalde tek başıma kendimi sadece 500'e yakın Suriye'nin zırhlı aracı ve tankının patladığı görüntüleri yaptım. Öyle ki yani sürekli tank ve zırhlı araç patlatılıyor ve yani bu ne zaman bitecek yani bunun sonu gelmeyecek mi diye düşünüyordum. Fakat o dönem sahayı yakından bilen insanlarla konuştuğumda Esad'ın mümkün değil dışarıdan bir müdahaleyle devrilmeyeceği yolunda sürekli bana analizlerini ilettiler. Şimdi o yoğun medya bombardımanında herkes Esad'ın haftalar aylar içinde devrileceğini düşünüyordu. Çünkü müthiş bir propaganda vardı Türkiye'de basında ve Batı'da özellikle. Şimdi aynısının Ukrayna'da olabileceğini hiç unutmamak lazım. Savaş çok kirli, ciddi bir her iki taraftan da büyük bir propaganda bombardımanı var. Biz aslında gerçekten sahada neyin olup olmadığını bilmemiz çok zor. Bu bağlamda yani işte... Mesela son dönemde özellikle şu tip haberler geliyor. İşte Rusların tanklarının benzinleri bitiyor. İşte benzini bitmiş de gitmiş bir Ukrayna polis karakolundan benzin işlemiş. Bu duruma düşmüş Rus ordusu gibi. Ben bunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Yani bu Rus ordusunun Libya'daki savaşçılarla işte bir takım örgütlerle falan karıştırılmak lazım. Bu bağlamda cepheden gelen her türlü habere son derece kuşkuyla yaklaşmak lazım her iki taraf açısından. Aynı şekilde Ruslar da karşı propaganda yapıyorlar. İşte bir takım bugün daha gördüm. İşte Nazilere karşı direnmek için bir takım örgütler kurulmuş. Kiev'de gibi. Yani bence pek aslı astarı olmayan haberler bunlar. İşte Rusların yaydığı. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Rusya içinde Rus ile beraber hareket eden Çeçenler. Şimdi bu tabii kulağa bir garip geliyor ilk etapta ama yani Rusya dediğimiz yapı bir sadece Rus etnisitesine dayanmıyor. Yani bu ülkenin genelkurmay başkanı bakın bir Moğol kökenli babası bir Tuva kökenli biri. Putin'in İçişleri Bakanlığı'nı uzun dönem yapmış bir isim Müslümandı. Keza Karabağ'da gönderdikleri general Barış Gücü'nün başında ilk etapta savaşın hemen ardından bir Müslüman asıl Dağıstanlıydı. Dolayısıyla yani Rusya Türkiye'den bakınca pek öyle anlaşılacak bir yapı değil. Hani Türkiye'de işte kaymakamların, emniyet müdürlerinin bir Hristiyan veya bir Yahudi veya bir Rum kökenli olması falan düşünülemez, tahayyül edilemez. Bizim ülkemizde böyle bir yapı yok maalesef. Öyle bir çok seslilik pek tercih edilmiyor. Ama Rusya böyle bir ülke değil. Yani dolayısıyla hani Çeçenler de o ülkenin önemli bir unsuru öyle görüyorlar. Yani o iktidar yapılanması
Yani sadece oligarklar ve Putin'den oluşmuyor. Otoriter bir rejim tabii ki Rus rejimi. Ama her otoriter rejim gibi toplum nezdinde meşruiyet ve rıza üretebilmek için çok farklı kesimleri absorbe etmek zorunda. Aynı Suriye için de geçerliydi. Yani Suriye Genelkurmay Başkanı bir Hristiyan'dı mesela. Yani Suriye'de de benzer bir yapı var. Yani illa otoriter diye, otoriter bir rejim diye tek bir etnik unsura dayandığı söylenemez. Yani bizdeki mesela Suriye algısındaki temel yanlışlık Türkiye'de yapılan 2011 sonrası bu bir Alevi rejimi. Dolayısıyla sadece nüfusun %10'unu temsil eden Alevilere, Arap Alevilerine dayanıyor. Dolayısıyla dışarıdan hemen yıkılır gibi düşünülüyordu. Ama bir rejimin otoriter olması, o ülkede seçimler yapılmıyor olması, o rejimin toplumun önemli bir kesimi nezdinde meşru görülmediği anlamına gelmiyor. Onu söylemek gerekiyor. Yani burada tabii yani dediğiniz çok doğru. Çeçenler sonuçta çok uzun zaman Çeçenistan'daki savaşı da izlemiş gazeteci olarak yani Rusya ile çok da problematik ilişkileri olduğunu biliyoruz. Ama diğer taraftan dediğiniz gibi Çeçen etnik kimlik Rusya'da her bir konumda olabilir. Sadece ki buradaki dünya basınının ve de herkesin de belki biraz dikkatini çeken Çeçenler değil ama tabii ki yani yine Suriye'deki gibi radikal cihatçı örgütlerin Ukrayna'nın içine sokulup sokulmayacağıydı. Siz öyle bir... Onun öyle gerçekleşebileceğini sanmıyorum. Yani Rusya'nın böyle bir şey yapabileceği, böyle bir, yani Rusya'nın zaten tüm devlet yapılanması radikal örgütler ve radikal unsurlarla, Orta Doğu kökenli silahlı gruplarla mücadeleye dayanıyor. Dolayısıyla hani öyle onun gerçekleşme ihtimali yok bence. Peki. Yani belki Behlül Özkan'a bir katkıda bulunmak için. Şimdi mesela Kadirov'la ilgili siz daha iyi hatırlayabilirsiniz. Mesela ben Türkiye'deki tartışmalara bakıyorum. Şey hatırlıyor musunuz? Türkiye'de Dudayev adına bir park açıldığında en büyük tepkiyi Kadirov gösterdi. Eğer böyle bir şey yaparsanız biz de Çeçenistan'da Abdullah Öcalan Parkı açarız dedi. Sonra şeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İsmail Ağa cemaati içerisinde bir tartışma vardı. Kadirov'un gelip Mahmut Usta Osmanoğlu'nun elini öpmesi, yani İsmail Ağa cemaatinin liderinin elini öpmesi hadisesi. Biz dışarıdan baktığımızda bu görüntüyü... Çok özür dilerim Barış. sorunu tamam, yani Behlül Bey birazcık bekleteceğim. Tabii. Çünkü bir bağlantımız var Harkov'dan. Harkov şu anda bombalanıyor. Ve Metin Karatan, Harkov pardon, Metin Karatan bir iş insanı şu anda orada. Ondan bir son durumu alalım dedik ki tekrar döneceğiz. Metin Bey merhaba. Merhaba. Harkov'tasınız galiba. Bize hiç, ya yani geçmiş olsun öncelikle. Siz bir iş insanı olarak orada bulunuyorsunuz. Biraz anlatabilir misiniz? Durumunuz nedir? Ve nasıl, yani ne durumda şu anda bulunduğunuz şehir ve genel olarak gözlemleriniz? Buyurun. Evet, öncelikle iyi yayınlar. Şu anda Harkov çok kötü bir bombardıman altında. Burada sesler hiç kesilmiyor. Şu anda çok kötü bir durumdayım kendim. Ben Harkov Kupensk kentinde tek başıma bir...